Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili canlar. Bayram Özendi videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, yorum atmayı, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili canlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an-ı Kerim'den işaretler, ilahi beyanlar. Ayet-i Kerime 1. Allah-u Teala batını ilim verdiği kimseler hakkında ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Bismillah. Bel huve eyyatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. İlme. Kur'an kendilerine ilim verilen insanların kalplerinde parıldayan apaşikar ayetlerdir. Ankıbet suresi 49 numaralı ayet. Sevgili din kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç okuma yazma bilmiyordu. Nübüvvet verilmeden önce onun herhangi bir hazırlık yaptığını da hiç kimse görmemişti. Böyle olduğu halde geçmişin ve geleceğin ilimlerini içinde toplayan Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabı getirmesi ve onu beşeriyete sunması Allah tarafından gönderilmesinin apaçık delilidir. Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra vahiy kesilmiş, ilham kapısı ise açık kalmıştır. Din kıyamete kadar bakidir. İnsanların yeni bir dine ihtiyaçları yoktur. Fakat zamanla vesveselere dalıp arzu ve heveslere kapıldıkları için hakikati hatırlatmaya, ruhlarını kuvvetlendirmeye ihtiyaçları vardır. Evet sevgili canlar, yolunda bulunup ilahi haşyetle, ihlas ve samimiyetle ibadet edenleri Allah-u Teala her türlü şüphe ve müşküllerden kurtardığı gibi onları tecrübesiz fıtrat sahibi yapar. Talimsiz ilim öğretir, öğrenmeden alim eder. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerde Bismillah men amile bime alime evresehullahul ilme bimalem ya'lem. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir buyuruyor. İşte vehbi ilim buna denir. Allahu Teala'nın nuru kalbe akıtması ile bu kullarının sadırlarında, kalplerinin derinliklerinde, kitap sadırları arasında bulunmayan marifetullah ilmi husule gelir. Onların kitabullah oluşu bu sebepledir. Sadır ilmi ile sadır ilminin ayrılık noktası da burasıdır. Dikkat! Dikkat edilirse Allah-u Teala ayeti kerimesinde onların kalplerinin Hazreti Kur'an olduğunu beyan buyuruyor. Kalplerinde tecelli etmesiyle Hazreti Kur'an'ı nakşediyor. Onlara bu ilmi akıttığı için Allah-u Teala'nın kitabı olmuş oluyor. Bu kitaptan isterse sırları kitabına geçirir, isterse geçirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diğer bir hadisi şeriflerinde ise el müminü mirtül mümin. Müminin aynasıdır buyuruyorlar.
Birinci müminden mümin kulun kalbi, ikinci müminden ise bizzat Allahu Teala murat edilmektedir. Allahu Teala bir kula tecelli ettiği zaman o kalbe nakşeder ve akıtır. Onun kalbi artık bir kitap olur. Öyle bir kitap ki satırlar arasında bulunmaz. Niçin bulunmaz? O bildiriyor, o gösterdiği kadarını gösteriyor. Buraya zahir ehli giremez, o satırda gezer, sadır ilminden habersizdir. Çünkü burada bir berzah var. Allahu Teala kalbe nakşeder ve ilham suretiyle kalpteki nakışları peyderpey söyletir. Neler nakşettiğini ona bu nakışları nakşeden nakkaş bilir. Bu hale gelmiş bir kimse yalnız hakkı bilir. O bir maskedir, bir hoparlördür. Ne bildirdiyse onu bilir, ne gösterdiyse onu görür. Bu ilmin haktan geldiğini de bilir. Hazreti Kur'an'ın verdiği ilimle kalplerinde hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde parlayan apaşikar nur sayesinde Allahu Teala dilediği kadar esrarı ilahi bildirir ve gösterir. Onun içindir ki onun bildiğini başkası bilemez. Çünkü bu sadır ilmidir. Zahiri ulemanın ilmi ise satır ilmidir. Zahiri alimlerin satırdan aldığı ilmi nefisleri kara tahtasına nakşeder. Onun için ben alimim demekten kendisini alamaz. O karargahtadan, o kara tahtadan o ilimleri okudukça kendini görür ve kibirlenir. Kibirin nispetinde kendisini büyük görür, her şeyi bildiğini zanneder. Gerçekten cahil olduğunu bilmez. Onlar sadır ilmini bilemedikleri için satırda kaldılar. Allahu Teala'nın bu ilmini cehaletlerinden ötürü inkar ettiler. Nitekim Allahu Teala batını ilim verdiği kimseler hakkında beyan buyurduğu ayet-i kerimenin devamında şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yechedu biyatina illa zalimu. Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ankübet suresi 49 numaralı ayet-i kerime. Kibir ve gururda haddi aşanlar, doğruyu kabul etmeyip büyüklük taslayanlar işte bunlardır. Sonunda da layık oldukları cezalara kavuşurlar. Bunlar Allahu Teala'nın kelamını anlamaktan mahrum edilen kimselerdir. Onlar hakkında bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Se'esrifu an ecatiyellezine yetekebberune fil erdi bi gayre. Yeryüzünde haksız yere böbürlenip büyüklük taslayanları ayetlerimi idrakten çevireceğim, anlamaktan mahrum edeceğim. Araf suresi 146 numaralı ayeti kerime. Birisi ilahi kelam anlamaktan mahrum ediliyor, diğerinin kalbi ise Hazreti Kur'an oluyor. Ayeti kerime 2. Allahu Teala bu nurun kimlerde bulunduğunu beyan etmek üzere ayet-i kerimesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme evresnel kitabellezine esvetafeyne min ibadina. Sonra biz o kitabı kullarımızdan beğenip seçtiklerimize miras bıraktık. Fatır suresi 32. Senden sonra ümmetinden olan kullarımızın içinden seçip beğendiğimiz süzme kulları ona varis kıldık. Senin ümmetin en ileri süzme ümmet olduğu gibi onların içinde en seçkinleri bu varislerdir. Bunlar varisi enbiye oldukları içindir ki ayeti kerime ve hadisi şeriflerin tecelliyatına mazhar olmuşlardır. Yani bildirdiği kadar bilir, gösterdiği kadar görür. Fani olduğu zaman bu durumlar husule gelir. Ayeti kerime 3.
Allahu Teala iman nuru ile kalbi vücut bulan kulları hakkında ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen şerahallahu sadrehu lil islami fehüve ala nurim mir rabbi. Allah bir kimsenin kalbini Müslümanlık için açarsa o Rabbinden verilen bir nur üzerinde değil midir? Zümer suresi 22 numaralı ayet. O öyle münevver bir kalbe sahiptir ki esrarı ilahi an be an tecelli edip durmaktadır. Bildirildiğinden ötürü bu hakikatlere vakıftır. Allahu Teala Müslümanlık üzere kimin kalbini açarsa hakikati ancak bu duyar. Ancak ona duyurur. Allahu Teala'nın nur verdiği kimseler o nur ile beşeriyete hayat veriyorlar. Onlar Allahu Teala'nın nurunu taşıyan ve nuru yayanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu nuru bir hadisi şeriflerinde şöyle açıklamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İtku firasetel mümini fe innehu yenzuru bi nurillahi azze ve celle. Mümin kamilin ferasetinden sakınınız. Çünkü o aziz ve celil olan Allah'ın nur ile bakar. Bunun manası kalbindeki nuru ilahi ile sırlarınızı keşfedeceği büyük ihtimaldir. Bu lütfu onlara Allahu Teala vermiştir. Bir hadis-i şeriflerinde de hak ehlinin kalplerindeki nuru zuhal yıldızına benzetmişlerdir. Doğduğu zaman o yıldızın bir ok gibi ziyasız nasıl karanlıkları delip geçiyorsa hak ehli de böyledir. Kalplerindeki ilahi nur sayesinde keşifleri mümkün olur. O göz onun değildir. İlahi bir nur ile bakar, onunla bakar, onu görür ve fakat bunlar da dünya yüzünde pek az kişidir. Bunlar Allahu Teala'nın tecelliyatı ilahisine mazhar olanlardır. İşte Allahu Teala sevdiği kullarına böyle lütuflarda bulunur. Diğer bir ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Allah kime hidayet etmek isterse onun gözünü İslam açar. En'am 125. Bunlar halkı karanlıklarda çıkarırlar, nura götürürler. Her iş ve icraatları hakkında emriyledir. Asla kendi başlarına hareket edemezler. Bunun için de rehberi sadıktırlar. Hıfzı himayesinde ve tasarrufu ilahiyesinde bulundurduğu kullar işte bunlardır. Hıfzı himaye ve tasarrufu ilahiye içinde bulundurduğu için de bunlar yanılmazlar. Bunlar mahfuz olanlarıdır. Tasarrufu ilahi ile hareket ederler. Ebu Derde radıyallahu anh'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Allahu Teâlâ li İsa. Ya İsa inni ba'isum min ba'dike ümmeten in esâbehum mâ yuhibbune hamidû ve şekerû ve en esâbehum mâ yekrehûne seberû ve tesebû velâ ehilme velâ ilme. Kâle ya Rabbi keyfe yekûnu lehum velâ hilme velâ ilme. Kâle
alihimin ilmi ve ilmi. Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a hitaben, ya İsa, ben senden sonra öyle bir ümmet getireceğim ki onlar sevdikleri bir şeyle karşılaşırlarsa Allah'a hamd ve şükrederler. Hoşlanmadıkları bir şeye rastlarlarsa sabrederler ve Allah'tan ecir beklerler. Bunların ilimleri ve hilimleri yoktur buyurdu. İsa Aleyhisselam, ya Rabbi, ilimleri hilimleri olmadığı halde onlardan bu işler nasıl sadır olabilir diye sordu. Cenab-ı Hak, onlara kendi ilmim ve hilmimden ihsan ederim buyurdu Ahmet bin Hanbel. İşte marifetullah'taki sır budur. Allahu Teala onlara kendi ilminden ve hilminden ihsan eder. Azim nispetinde kulunu destekler. Hidayetini artırır, sermayesini çoğaltır, önüne ışık tutar, yollarını açar. Onun için hiçbir engel bırakmaz. Ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ Bizim umurumuzda, uğrumuzda, bizim için mücahede edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah ihsan erbabı ile beraberdir. Evet arkadaşlar, sadakallahul azim. Bayram özendi, YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik etmeyi unutmayın sevgili dostlar.